arkadaşlar, geçen dersimizde iki boyutlu hareketi inceliyorduk. İki boyutlu hareketi ancak kartezyen koordinat sisteminde incelemiştik. Vektörleri kartezyen koordinat sistemlerinde bileşenleri nasıl ifade ediyoruz? Ve onunla ilgili hareket denklemlerini yine yazmıştık. Bugün iki boyutlu hareket, yani düzlemsel hareket de denir buna. İki boyutlu hareket aynı zamanda bir düzlem üzerindeki hareket de söylenebilir. Bu hareketi inceleyeceğiz yine, fakat farklı bir koordinat sistemi kullanacağız. Koordinat sistemimiz normal teğet koordinat sistemi. Normal teğet koordinat sistemi. Şimdi bu koordinat sisteminde bizim tabii amacımız eğrisel bir yörünge üzerinde hareket eden cismin hareketini incelemek ve özel olarak cismin hızını ve ivmesi bizim için şimdilik önemli iki parametre. Bu normal teğet koordinat sisteminde cismin ivmesi, tekrar ediyorum, cismin hızı ve ivmesi vektöre olarak nasıl ifade ediliyor, ona bakacağız. Bu normal teğet koordinat sisteminde arkadaşlar konum vektörü çok faydalı bir parametre değildir. Tamam? Az sonra sebebini de söyleyeceğim. Şimdi bu koordinat sistemine parçacık herhangi bir anda burada olsun. Sonra biraz sonra burada olacak. Sonra burada olacak. Değil mi? Bu eğrisel yörünge üzerinde hareket ediyor. Koordinat eksenlerimizi şöyle seçiyoruz. Eğrisel yörüngeye her an teğet olan eksenimiz T koordinat ekseni diyoruz biz buna. Ve buna normal olan, buna dik olan koordinat eksene de N diyeceğiz. NT koordinat sistemi oradan geliyor. İki tane koordinat eksenimizi seçiyoruz. Kartezyen koordinatlarda neydi? X ve Y eksenleriydi, hatırlayın. Burada da N ve T eksenleri olmuş oluyor. N ve T şöyle seçiliyor. T eğrisel yörüngeye her an teğet olan eksendir. Bütün durumlarda teğet olacak. Normal olan da buna dik olan yöndeki eksen olmuş olacak. Tamam mı? Mesela biraz sonra cisim buraya geldiğinde bizim koordinat eksenlerimiz de değişecek. Şurası T ekseni olacak. Burası N ekseni olacak. Biraz sonra cisim burada olduğunda burası T ekseni olacak. Burası N ekseni olacak. Bakın, gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu NT koordinat sisteminde koordinat eksenlerinin kendisi parçacıkla birlikte hareket ediyor. Mesela kartezyen koordinatlarda koordinat eksenlerimiz bir yere sabitlenmişti. Orijin bir yerde fix olarak duruyor, x, y ekseni. Parçacık hareket ediyor. Değişen parçacığın nerede olduğunu takip etmek için biz konum vektörünü tanımlamıştık. Konum vektörü basitçe cismin orijinden, sabit bir yere koyduğumuz orijinden, cismin bulunduğu yere çizdiğimiz vektöre biz konum vektörü diyoruz. Burada bir konum vektörü tanımlayamayız. Neden? Çünkü sabit bir orijin yok. Koordinat eksenimizin kendisi parçacıkla birlikte hareket ediyor. Tamam mı? Böyle bir koordinat ekseni. Ve bazı problemlerde bu koordinat sistemini kullanmanın faydalı olduğunu biz göreceğiz. Tamam mı? Şimdi burada iki tane birim vektör tanıtıyoruz. Bütün koordinat eksenlerinde bir vektörün bileşenlerini yazmak için arkadaşlar bizim birim vektörlere ihtiyacımız var. Mesela kartezyen koordinatlarda iki tane birim vektörü kullanmıştık. X yöndeki birim vektöre i şapka, y yöndeki birim vektöre de j şapka demiştik. Burada da aynı şekilde t yönde bir birim vektör kullanacağım. Bu birim vektör t yöndekini önce sembol olarak et alt indis t, et şapka ile göstereceğim. Diğerini ise en şapka ile göstereceğim. Bu birim vektörlerdir. Adı üstünde birim vektör. Yani boyu bir birimdir. Şuradan yazalım. ET şapka mutlak değeri 1'dir. Aynı şekilde EN şapka mutlak değer de 1 olacak. Tamam? Çünkü birim vektörlerdir. Ancak yön belirtiyorlar.
ET şapka her zaman eğrisel yörüngeye teğet olan yönü gösterir. EN şapka ise bu teğet olana dik olan yönü gösterir. Tamam mı? Böyle bir eğrisel yörünge. Dikkat edin arkadaşlar. Cisim hareket ederken bizim koordinat sistemimiz de hareket ettiğinden dolayı birim vektörler de dolayısıyla hareket ediyorlar. Ve birim vektörler hareket boyunca yön değiştiriyorlar. Yönleri sürekli değişiyor. Büyüklükleri değişmiyor. Çünkü birim vektör bir birim her birinin boyu. Ancak yönleri değişiyor. Ve bir vektör eğer boyu sabit kalsa dahi yönü değişiyorsa o vektör değişmiştir. Farklı bir vektördür. Dolayısıyla bu vektörlerin zamanla değişen vektörler olduğunu fark etmemiz lazım. Cisim biraz sonra buraya geldiği zaman ET şapka bakın şurası oldu. EN şapka da burası oldu. Böyle bir koordinat sistemini kullanacağız. Evet, ikincisi şimdi eğrilik yarıçapı tanıtıyoruz. Eğrisel bir yörünge üzerinde hareket ediyorsak bu eğrisel yörüngenin bir eğrilik yarıçapı vardır. Eğrilik yarıçapı şudur. Bu eğrisel yörüngeyi arkadaşlar hayalimizde tam bir daireye tamamlarsak eğer bu dairenin bir merkezi olacak. O merkeze parçacığın bulunduğu noktadan merkeze olan uzaklık eğrilik yarıçapı onu da rho ile ben göstereceğim. Tamam? Rho da eğrinin eğrilik yarıçapı olmuş olacak. Bu ikincisi ve dolayısıyla EN şapka yani normal yöndeki birim vektörümüzün yönü bu merkeze doğru olur her zaman. Dairesel yörüngeye tamamlarsak dairesel yörüngenin her zaman ne yapar? Merkezine doğru olmuş olur. Şimdi arkadaşlar böylece biz artık hız vektörümüzü yazabiliriz. Bir parçacık bu eğrisel yörünge üzerinde belli bir hızla hareket ediyorsa eğer parçacığın hızın yönü ne tarafadır dikkat edin. Her zaman eğrisel yörüngeye teğet olan yöndedir değil mi? Dolayısıyla böyle bir parçacığın hızı vektör olarak yazılacaksa V hızın büyüklüğü olur. Biz ona sürat diyoruz. Yani bir arabada hareket ediyorsanız ekranda okuduğunuz değerdir. Kilometre bölü saat cinsinden her neyse o. Hızın büyüklüğü yani hızın büyüklüğüne sürat deriz biz teknik anlam olarak. Dolayısıyla hız vektörümüz bir hızın büyüklüğü. Şimdi burası bir rakam değil mi? Burası vektör değil. Skaler bir nicelik. Sol taraf vektör. Bu haliyle bu denklem doğru değil. Bu denklemi doğru yapmak için uygun bir birim vektörle çarpmamız gerekiyor. Sizce bunu hangi birim vektörle çarpmamız lazım? Parçacık hareketli ise hız her zaman eğrisel yörüngeye teğettir değil mi? Dolayısıyla ET şapka ile çarparsak eğer uygun bir birim vektörle çarpmış olduk. Şimdi doğru yazmış olduk. Parçacığın hız vektörünü yazmış olduk. Dolayısıyla bu koordinat sisteminde arkadaşlar hızın tek bir bileşeni vardır. Eğer kartezyen koordinatları kullanmış olsaydık iki boyutlu hareket olduğundan dolayı hızın iki bileşeni olacaktı. X yöndeki bileşeni bir de Y yöndeki bileşeni olmuş olacaktı. Fakat normal teğet koordinat sistemini kullandığımızda hızın tek bir bileşeni var. O da teğet yönündeki bileşen. Çünkü hız her zaman teğet yönündeki bileşen. Hızın yönü sürekli değişiyor ama T'nin yönü de onunla birlikte değiştiği için hep ET yönünde hız vektörü. Tamam mı? O halde bu koordinat sisteminde hızın tek bir bileşeni var. Peki bu hız vektörü bu kadar. Hızın büyüklüğü de V kadar. Tamam mı? Konum vektörü zaten uygun bir parametre değil. Çünkü bir fix orijinimiz yok. Ondan dolayı konum vektörünü yazamıyoruz. Ne kaldı geriye? İvme. İvmeyi nasıl yazacağız? Ona bakmamız lazım. A eşittir. Tanım gereği arkadaşlar. İvme her zaman hızın zamana göre bir kez türevidir. Ama ben şu notasyonu daha sıklıkla kullanacağım demiştim. Nokta notasyonu. Hızın zamana göre bir kez türevini aldığımız zaman ivme verecek. Şimdi sağ tarafın türevini beraber alalım. Şimdi eğer burası kartezyen koordinatlar kullandığımızda, eğer burası i şapka olmuş olsaydı, i şapka hem yön olarak hem büyüklük olarak
hareket boyunca sabit kaldığından dolayı türev alınırken çarpan olarak zaten gelecekti. Ancak şimdi farklı bir koordinat sistemindeyiz. Koordinat sisteminde ET şapka da zamanla değişiyor. Dolayısıyla arkadaşlar değişiyor. Yani zamana göre türevi sıfır değil. O halde burası normal çarpım türevi olacak. Zamana göre türevi aldığımdan dolayı. Birincinin türevi çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevi. Ama ivme oldu. Şimdi burası hızın, buradaki ET'nin zamana göre türev ifadesi. Şimdi ben tam olarak bu ifadede ivmeyi vektöre olarak ifade aslında edemedim. Çünkü şu bilgiye hala ihtiyacım var. Acaba ET nokta nedir? Tamam. Yani teğet yönündeki birim vektör zamanla nasıl değişir? Bunu bulmam gerekiyor hala. Buna ihtiyacım var. Bunu bulduktan sonra yerine koyacağım ve ivmenin vektöre olarak tam ifadesini bulmuş olacağız. O halde şimdiki görevimiz teğet yönündeki birim vektör zamanla nasıl değişiyor? Bakalım. Şimdi bir eğrisel yörünge düşünelim arkadaşlar. Şöyle bir eğrisel yörünge olsun. Bu eğrisel yörünge üzerinde hareket eden cisim A noktasında iken hızı, daha doğrusu evet, A noktasındaki hızı bu. V. Sonra dt kadar zaman geçsin. Çok küçük bir zaman geçsin. Tamam mı? Sonsuz küçüklükte dt kadar zaman geçsin. Cisim bir A üssü gibi başka bir yerde olacak. Belli bir süre sonra, değil mi? Ne olacak? Hızı şöyle olmuş olacak. Hızı yön değiştirmiş oldu. Bu da V üssü olsun. Çünkü farklı bir hız artık. Büyüklüğü değişebilir de, sabit kalsa bile yine farklı bir hızdır. Evet. Aynı şeyi arkadaşlar birim vektörler için de yazabiliriz. Yani şurası ET'nin yönüdür. Farklı bir kalemle mi yazsam? Hayır, şurada yazayım. Aynı yörüngeyi şurada da çizelim. Cisim A noktasında iken teğet yönündeki birim vektörümüz şu ET. Sonra DT kadar zaman geçsin. Cisim A üssü gibi bir noktada. Dolayısıyla teğet yönündeki birim vektörümüz de yine değişmiş oldu. ET üssü oldu. Tamam. Şurası da eğrilik yarıçapı belli bir değer olsun. Şurası merkez olmuş olsun. Eğer bir daire tamamlamış olsaydık, dairenin merkezi diyelim ki burada olmuş olsun. Tamam mı? Şimdi bakalım acaba bu ne kadar değişmiş? ET'nin türevini buradan bulmak mümkün mü? Bunlar bir vektör olduğu için, bunlar birer vektör olduğu için arkadaşlar, bu vektörlerin yönünü ve büyüklüğünü değiştirmeden istediğim yere taşıyabilirim. Şu vektörü aynen alalım. Biraz daha abartarak çizdim. Büyüklük olarak biraz çizdim. Sonra bunu da getirip bunun yanına koyacağım. Tamam? Bu da ET üssü oldu. Tamam? Böyle yazdık. Şimdi bu iki vektör arasındaki fark, evet, şurası da arkadaşlar, şimdi çok küçük bir zaman geçtiği için, dt kadar zaman sonra cisim buradan buraya geçtiği için çok küçük bir açı olacaktır burası. D beta gibi sonsuz küçüklükte bir açı olacak. Çünkü çok küçük bir zaman dilimi geçti. Ve bu iki vektör arasındaki fark vektörü de şudur. Normal bir sonlu bir zaman geçmiş olsaydı onu delta E ile gösterecektim. Ama şimdi zamanımız çok küçük, açımız çok küçük. Dolayısıyla fark da çok küçük. Burası DET olmuş oldu. Tamam? Evet. Şimdi değerli arkadaşlar, şurayı lütfen hatırlayınız. Eğer şurası bir yay parçası olsun, yay parçasının uzunluğu S olsun. Burası da bir açı olsun, teta. Yarıçap olsun. Siz şimdi çok iyi biliyorsunuz. Teta radyan cinsinden olmak üzere S, R ve teta arasında şöyle bir ilişki vardır. S eşittir R çarpı teta gibi bir ilişki vardır, değil mi? Bunu hepimiz biliyoruz. Bu en temel geometride temel bağıntılardan bir tanesidir. Bunu kullanacağım şimdi aynı şekilde. Burası açı, burası karşı uzunluk, burası da yarıçap ama yarıçap ET'nin kendisi zaten. Bu ilişkiyi kullanacak olursak eğer DET eşit büyüklük olarak yazıyorum şimdi.
Çünkü bu bir vektör, bu ise skaler nicelik. Bunun büyüklüğünü dolayısıyla almam lazım. Vektör değil de onun büyüklüğünü yazmak için mutlak değerini aldım. Karşı tarafın da şurası yarıçap. Yarıçap dediğim şey teğet yöndeki birim vektörün boyu çarpı açı d beta. Tamam? Evet. Şimdi değerli arkadaşlar gelelim. ET'nin mutlak değeri nedir? 1'dir. Çünkü birim vektördür. O halde DET mutlak değer büyüklük olarak açının kendisine eşit. Tamam? Bunu bir kez tespit ettik. Şimdi ikinci tespit etmemiz evet, bunu tespit ettikten sonra şunu artık yazabiliriz. Peki bu tamam. Büyüklük olarak d beta'ya eşit. Peki vektör olarak nasıl yazacağız? Büyüklüğü d beta. Burası bir vektör şimdi sol taraf. Sağ taraf bir skaler sayı. Onu vektör yapmak için uygun bir birim vektörle çarpmamız lazım. DE'nin yönüne dikkat edin. Eğrisel yörüngenin merkezine doğru. Merkezine doğru olan yön neydi? EN yönüydü, değil mi? Şurası. EN yönü. ET'ye dik olan yön. Burada ET şu tarafa doğru, fark vektörü ise merkeze doğru. Yani EN'nin yönünde. Dolayısıyla bunu uygun vektörle çarpmamız gerekir. O da geometrik sebeplerden dolayı yönü dairesel yörüngenin merkezine doğrudur. Bundan dolayı uygun olan birim vektör budur. Ve her iki tarafı DT'ye bölebiliriz. Hiçbir şey değişmeyecektir. Çünkü aynı operasyonu eşitliğin her iki tarafına yapacağım. Dolayısıyla sol taraf ne olacak arkadaşlar? DET bölü DT yani bunun zamana göre türevi eşittir açının zamana göre türevi çarpı EN. Böylece ben şu ifadede arzu ettiğim şeyi bulmuş oldum. Bunu yerine yazacağım. Evet, şu tartışmayla ilgili sorusu olan var mı arkadaşlar? Anlamadığınız yeri varsa lütfen sorunuz. Yoksa devam ediyorum. Evet, şimdi burada kaldığımız yerden devam edelim. Burada ne yapacağız şimdi? Bu ET nokta yerine şurada bulduğum ifadeyi yazacağım. Ve böylece bu eğrisel yörüngede hareket eden parçacığın ivmesiyle ilgili ivmesini vektör olarak ifade etmiş olacağım. V nokta çarpı ET artı V bir de beta nokta var. EN. Evet, ilk adımda böyle ifade ettim. Şimdi burada arkadaşlar, burada şurayı yazdıysanız sileceğim. Tamam, biraz bekleyelim. Şuraya yazayım ben. Şimdi burada şunu yapmamız lazım arkadaşlar. Şu beta nokta nedir acaba? Tamam mı? Beta nokta eğrisel yörünge üzerinde hareket eden cisim için düşünüldüğü zaman çok pratik bir parametre değil. Direkt olarak ölçülemez. Ölçülmesi zordur. Yani mühendislik açısından baktığımız zaman beta noktayı rahat bir şekilde ölçemeyiz. Yani cisim hareket ederken şu açı zamanla nasıl değişiyor? Açının zamana göre türevi. Değil mi? Çok pratik bir parametre değil. Bunu beta nokta yerine direkt ölçebileceğimiz, ölçülmesi daha kolay olan başka bir nicelik cinsinden yazabiliriz. Bu açıkça açısal hızdır. Bunu biliyoruz. Eğrisel bir yörünge, bunu dairesel yörünge için tartışalım bunu. Dairesel bir yörüngede hareket eden bir cisim herhangi bir anda A noktasında, sonra başka bir anda B noktasında ise eğer teta kadar açı taranmışsa, dt kadar zaman geçtiğinde dteta kadar ya da d beta kadar açı taramış olsun. Tamam. Bu d beta'nın arkadaşlar buradaki açı ya da şöyle yapalım. Buradaki açı beta olsun. Cisim herhangi bir anda A noktasında başka bir zaman B noktasında oldu. Ne kadar açı taradı? Beta kadar. Açısal hız şöyle tanımlanır. Açısal hız. Bu beta'nın zamana göre türevidir. T
Tıpkı çizgisel hız gibi. Çizgisel hız alınan yolun zamana göre türeviydi. Açısal hız ise cisim eğer dairesel bir yörünge üzerinde hareket ediyorsa o zaman herhangi bir referans doğru parçasına göre ölçülen açı da zamanla değişmiş olacaktır. İşte bu açının zamana göre türevine biz ne diyoruz? Açısal hız diyoruz. Şimdi cisim bu eğrisel yörünge üzerinde hareket ettiğinden dolayı bir de çizgisel hızı var. Çizgisel hızı eğriye teğet olan hız. Az önce de onu ifade ettim. İki tane hızı var bu cismin. Bir açısal hızı var. Bilim zamanda taradığı açı. İki çizgisel hızı var. Çizgisel hız da V olsun. Cismin şurada aldığı yol da S olsun. Çizgisel hız S noktadır. Yani kat ettiği mesafenin zamana göre değişim oranıdır. Ve bu iki hız arasında bir ilişki var arkadaşlar. Bu iki hız arasında bir ilişki var. Eğrilik yarıçap, yarıçap da rho olsun. Bu dairenin yarıçapı rho olsun mesela. Dışarı doğru çıkıldıkça arkadaşlar, bakın dışarı doğru çıkıldıkça zamana göre kat ettiği mesafe artar cismin. Mesela şurada A noktası B dedik, C ve D. Bir cisim düşünün. A noktasından D noktasına hareket ediyor. Diğer bir cisim düşünün, pardon, C'den D'ye hareket ediyor. Diğeri A'dan B'ye hareket ediyor. Bu cisimler, bu katı bir cisim olduğu için A hangi sürede B'ye gidiyorsa C de aynı sürede D'ye gider. Dolayısıyla iki cismin de birim zamanda açı değişimi aynıdır bu iki cisim içinde. Dolayısıyla bu iki cisim içinde açısal hız aynıdır. Fakat A'nın kat ettiği mesafe açıkça buradaki cismin kat ettiği mesafeden daha büyük olduğundan dolayı bunun A'daki cismin çizgisel hızı C'deki cismin çizgisel hızından daha büyüktür. Dolayısıyla bir dönen bir cisim üzerinde siz merkezden uzaklaştıkça çizgisel hız artar. Dönen bir katı cisim üzerindeki bütün noktaların açısal hızı aynı olmakla beraber merkezden dışarı doğru çıkıldıkça çizgisel hız daha artar. Dolayısıyla açısal hızla çizgisel hız arasındaki ilişki işte bu merkezden olan uzaklıkla orantılıdır. Ondan dolayı çizgisel hız eşittir rho çarpı açısal hız. Diğer bir ifadeyle rho çarpı beta nokta yazabiliriz. Tamam mı? Buradan ben beta nokta yerine V bölü rho'yu yazmam gerektiğini bilebilirim. Evet. Burada beta nokta yerine onu yazacağım. Tamam mı? V yazacağım. Cismin çizgisel hızı bölü eğrilik yarıçapı. Bunu da yazdıktan sonra artık ivme vektörümüz tam olarak ifade edilmiştir. A eşittir V nokta ET artı V çarpı beta nokta. Beta noktayı yerine V bölü R yazacağım. Bir V de burada vardı çarpım olarak. Dolayısıyla V kare olacak. V kare bölü rho çarpı EN olacak. İşte bu bizim arkadaşlar ivme vektörümüz olmuş oldu. Şimdi bu düzlemsel harekette normal teğet koordinat sistemini kullandığımız zaman cismin hızının tek bir bileşeni olmasına rağmen o da şurada ivmesinin iki bileşeni var arkadaşlar. Tamam. İvmesinin iki bileşeni var. Bu ivmenin bileşenlerinden bir tanesi teğet yönde, diğeri ise normal yönde. Burası ivmenin teğet bileşeni. Buna sıklıkla AT deriz biz. AT eşittir V nokta. Buna da normal ivme deriz. A alt indis N eşittir V kare bölü rho ile gösteririz. Tamam mı? Şimdi bunların fiziksel anlamı nedir? Arkadaşlar, teğetsel ivme bakın, hızın büyüklüğünün zamana göre değişimidir. Normal ivme ise başka bir ifade. Şimdi, biz bir araba kullanıyoruz. Eğrisel bir yörünge üzerinde hareket ettiğimizi düşünelim. Tamam mı? Önce şunu düşünelim. Önce düz bir yolda hareket ettiğimizi düşünelim. Tamam? Dümdüz bir yolda hareket ediyoruz. Araba kullanıyoruz. Gaza bastığımız zaman hızımızın büyüklüğü artar.
80 km böyle hızla gidiyorsak 100-120-130 diye hızımız artar, değil mi? Dolayısıyla bir pozitif ivmeye sahibiz. Eğer frene basıyorsak hızımız gittikçe azalır, negatif bir ivmeye sahip oluruz. İşte o teğet ivmedir. Cismin hızının büyüklüğünün değişimine sebep olan ivme. Teğetsel ivme. Bak. Şimdi değiştiriyorum tartışmayı. Başka bir şey hayal edelim. Eğrisel bir yörünge üzerine hareket ediyoruz. Tamam mı? Direksiyonu sağa çeviriyoruz, sola çeviriyoruz. Ama frene veya gaza basmıyoruz. Tamam? Kruz kontrola koymuşuz. Dolayısıyla ekranda okuduğumuz hız değeri sabit olsun. Şimdi soruyorum size. Cismin ivmesi var mıdır? Sizin ivmeniz var mı arabanın ivmesi? Hızın büyüklüğü değişmiyor. Ve ivmenin tanımı şudur. Hızdaki değişim. Değil mi? İvme çünkü böyle tanımladık biz. Temel tanımı o. İvme hızda, eğer hızınız değişiyorsa ivmeniz var demektir. Hızınız değişmiyorsa ivmeniz sıfır demektir. Yok demektir. Şimdi bir eğri yörünge üzerine hareket ediyorsunuz. Frene veya gaza basmak yasak. Fakat direksiyonu sağa sola çevirmek zorundasınız. Yol eğri çünkü. İvmemiz var mı? Soru bu. Cevap var. Cevap var. Evet. Arkadaşımız dedi normal ivmesi var. Çünkü arkadaşlar unutmayın, hız bir vektörel niceliktir. Hızın büyüklüğü değişmese dahi yönü değiştiği zaman hız değişmiştir. Dolayısıyla siz direksiyonu çevirdiğiniz zaman hızınızın yönü değişiyor. Yani hızınız değişiyor. Hız değiştiğinden dolayı bir ivmeye sahipsiniz. Ancak hızın yönünün değişiminden dolayı sahip olunan ivmeye biz normal ivme diyoruz. Tamam? Hızının büyüklüğünün değişiminden dolayı sahip olunan ivme. İkincisi hızın yönünün değişiminden dolayı sahip olunan ivme. Onları yazalım. Hızın büyüklüğünün değişmesinden dolayı sahip olunan ivme. Bu da hızın yönünün değişmesinden dolayı. Sahip olunan ivme. Şimdi arkadaşlar bunu genelleştirelim isterseniz. Eğrisel bir yörünge üzerinde hareket ediyorsunuz. Yine araba kullanıyorsunuz. Hem diyelim ki bir viraja girdiniz, tamam? Hem frene basıyorsunuz. Hem frene bastınız. Hem de direksiyonu çeviriyorsunuz. Kaç tane ivmemiz var? İki tane ivmemiz var. Frene bastığımızdan dolayı hızın büyüklüğü değişti. Dolayısıyla hızının büyüklüğünün değişmesinden dolayı ivmemiz var. Yani teğet ivmemiz var. Bir de direksiyonu da çevirdiğimiz için çünkü virajdayız. Hızın yönünün değişmesinden dolayı sahip olunan ivme. Dolayısıyla iki tane ivmemiz var. Peki toplam ne kadar ivmemiz olur diye sorarsak. İki tane ivmemiz var. Daha doğrusu ivmenin iki bileşeni var. Toplam ne kadar ivmemiz olur? Bileşkesi. Ne olur? Evet, bu vektörün bileşkesi olur. Doğru. Bu vektörün bileşkesi kadar olur. Büyüklüğü ne kadardır? Ya yani toplam ivmesi budur işte vektöre olarak. İki vektörün toplamı. Tamam? Arabanın toplam vektörü artık bu. Hem virajda hem de frene basıyor. Gaza da basabilir. İvmesi nedir? İki tane bileşeni var. Toplam ivmesi budur. Peki toplam ivmesinin büyüklüğü ne kadardır? Bir vektörün büyüklüğünü nasıl alıyorsak öyle. Nasıl? Bileşenlerinin karelerinin toplamının karekökü. Toplam büyüklüğü V noktanın karesi artı V kare bölü Rho'nun karesinin karekökü. İşte bu da toplam ivmesinin büyüklüğü olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar şunu söylemiştim ben size. Dedim ki düz bir yolda ilerleyen bir sürücü, bir hareketlinin sadece teğetsel ivmesi var dedik. Eğer frene veya gaza basıyorsa. Hiçbir şeye basmıyorsa, düz bir yolda ilerliyorsa bu arada ivmesi nedir? Sıfırdır. Çünkü hızı da zamanla değişmiyor. V nokta sıfır. Yönü de değişmediği için sıfır. Fakat şunu nereden görebiliyoruz? Bu denklemler bize şunu söylüyor mu acaba?
Düz bir yolda hareket eden cismin normal ivmesinin sıfır olduğunu bu denklemden nereden görebiliyoruz sizce? Soru bu. Düz bir yolda hareket ediyorsanız hızın yönü değişmiyor. Doğru. Hızın yönü değişmediği için normal ivmemiz sıfır. Fakat bu vektörün hangi kısmı onu bize söylüyor acaba? Görebiliyor muyuz onu yani? Soru açık mı acaba? Şuradan görüyoruz. Evet, arkadaşımız dedi ki şu eğrilik yarı çapından. Doğru söyledi. Eğrilik yarı çapı bize onu söylüyor. Nereden? Şöyle. Herhalde şunu söylemek istedi. Mesela bir eğrisel yörünge düşünün. Bunu viraj olarak düşünelim. Çok keskin bir viraj olsun arkadaşlar. Şöyle geldi, keskin viraja gitti. Bu eğrisel yörüngenin eğrilik yarı çapı ne kadardır? Hayalimizde bunu daireye tamamlıyoruz. Dairenin merkezi herhangi bir yerde, bu merkeze olan uzaklık rho, değil mi? Şimdi birazcık daha az keskin bir viraj düşünelim. Eğrilik yarıçapı hayalimizde yine bunu daireye tamamladık. Dairenin merkezi var. Eğrilik yarıçapı bu. Ne oldu sizce? Büyüyor, değil mi? Yani cisim, daha doğrusu yörünge doğrusala yaklaştıkça eğrilik yarıçapı artar. Tam düz bir çizginin eğrilik yarıçapı nedir? Bu iki nokta nerede birleşir? Sonsuzda birleşirler. Matematiksel olarak sonsuzda birleşir. Dolayısıyla düz bir yolun eğrilik yarıçapı sonsuzdur. Burada da eğer rho yerine sonsuz koyarsak sayı bölü sonsuz sıfır olur. Yani düz bir çizgi üzerine hareket eden cismin normal ivmesi yoktur. Sıfırdır. Tamam mı? Evet. Bu koordinat sisteminde arkadaşlar bilinmesi gereken her şey zannedersem bunlar. Size bununla ilgili birkaç tane örnek çözmek istiyorum şimdi. Konuyu daha da somutlaştırmak açısından. Bir örnek çözelim. Şöyle bir yol çizelim arkadaşlar. Şurası A noktası olsun. Burası B noktası. Şurası da C noktası. Tamam. Şurası 60 metre. Burası da 60 metre. Ve bir araba var. Bir hareketli. Şöyle geliyor. Tamam. Ve C noktasının eğrilik yarıçapını vermiş 150 metre. Evet, şekil bu. Bu şekli çizelim. Bu şekil üzerinden şey yapalım arkadaşlar. Şekildeki eğrisel yörüngede hareket eden arabanın A ve C noktaları arasındaki teğetsel ivmesi sabittir. A ve C noktaları arasındaki teğetsel ivmesi sabittir. Arabanın A noktasındaki hızı 100 kilometre bölü saat. Arabanın A noktasındaki hızı 100 kilometre bölü saat. Ve
C noktasındaki hızı ise 50 kilometre bölü saattir. C noktasındaki hızı ise 50 kilometre bölü saattir ve AC arası ve AC arası 120 metredir. Arabanın içindeki sürücünün arabanın ya da arabanın içindeki sürücü A noktasında arabanın içindeki sürücü A noktasında toplam 3 metre bölü saniye karelik bir ivme hissediyorsa arabanın içindeki sürücü A noktasında toplam 3 metre bölü saniye karelik bir ivme hissediyorsa A şıkkı. Toplam 3 metre bölü saniye karelik bir ivme hissediyorsa A şıkkı. A noktasının eğrilik yarıçapını B noktasındaki toplam ivmeyi C noktasındaki toplam ivmeyi. Pardon arkadaşlar bir dakika. B noktasındaki ivmeyi. Ama bir parantez açacağız. Bir bilgi var orada. B noktasının eğrilik yarıçapı sonsuzdur diyeceğiz. B noktasındaki ivmeyi. Hemen parantez açtık. B noktasının eğrilik yarıçapı sonsuzdur. C kapattık. Sonra C şıkkı. C noktasındaki toplam ivmeyi bulmuş. Arkadaşlar, şimdi bakın, bir kere elimizde bir bilgi var. Bu AC yolu boyunca nerede olursa olsun teğet ivmesi sabit. Tamam? Bu bilgi var. Bir de A noktasındaki toplam ivmeyi vermiş. A noktasındaki toplam ivmemiz ise büyüklük olarak 3 metre bölü saniye kare. Cismin A noktasındaki hızını vermiş. VA eşittir 100 kilometre bölü saat. Şimdi burada sadece rakam olarak 100 demeyeceğiz. Birim çok önemli. Çünkü birim uyuşmazlığı var. Mesela ivmeyi metre bölü saniye kare cinsinden vermiş. Hızlar kilometre bölü saat cinsinden. Dolayısıyla birini birine dönüştürmemiz gerekecek. Tamam mı? C noktasındaki hızı ise 50 kilometre bölü saat. Ve C noktasının eğrilik yarıçapına vermiş. Önce birimleri dönüştürelim arkadaşlar. Şimdi uzunluklar metre olarak vermiş. İvmeyi de metre bölü saniye kare olarak vermiş. Dolayısıyla kilometre bölü saatleri metre bölü saniye çevirelim. Acaba 100 kilometre bölü saat kaç metre bölü saniyedir, değil mi? Şimdi arkadaşlar biz sizinle ilk dersimizde birim çevirmeyi yaptık mı? Nasıl birim çevrilir? Tamam yapmadıysak hemen şunu çevirelim. Şimdi ben şu rakamı bir sayısıyla çarparsam hiçbir şey değişmemiş olur değil mi? Bir daha birle çarpsam yine bir şey değişmez. İstediğim kadar birle çarpabilirim. Sonuç değişmeyecektir. Fakat birle çarpmak şu anda anlamsız. Değeri bir olan bir şeyle çarpmak istiyorum. Tamam mı? Değeri bir olan. Şimdi burası 1 kilometre olsun. 1 kilometrenin metre eşdeğeri 1000 metredir. Dolayısıyla 1000 metre bölü 1 kilometrenin değeri 1'dir. Dolayısıyla 1 ile çarpmış oldum aslında efektif olarak. Bir şey değişmemiş oldu. Aynı şekilde burayı da değeri 1 olan bir şeyle çarpalım. Burası arkadaşlar 1 saat olsun. 1 saatin saniye eşdeğerliği 3600 saniye. 1 saat 3600 saniye eşit olduğundan dolayı 1 saat bölü 3600 saniyenin değeri 1'dir. 1 ile çarptığımız için bir şey değişmedi. Ancak birimler değişti ve bunun bir bedeli olarak da katsayılar gelmiş oldu. Burada kilometreler sadeleşir. Yukarıda metre kaldı. Saatler sadeleşti. Aşağıda saniye kaldı. Çarpan olarak da
Birim önce metre bölü saniye, çarpan olarak da 1000 bölü 3600 ya da 3.6 paydada. O halde kilometre bölü saati metre bölü saniye çevirirken biz 3.6'ya bölmüş oluyoruz. Tamam mı? Bunun metre bölü saniye cinsinden değeri ne olur? 100'ü 3.6'ya bölerseniz eğer 77.78 değil mi? Evet. Dolayısıyla 77.78 metre bölü saniye bu cismin A noktasındaki hızı idi. Bir de C noktasındaki hızını da yazalım. 50 bölü 3.6 13.89 metre bölü saniye. Birimleri çevirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi biz kendi problemimize geri dönelim. O da şu. A noktasındaki toplam ivmeyi vermiş. 3 metre bölü saniye kare. A noktasındaki hızı da vermiş. Ve A noktasındaki ivmenin de sabit olduğunu söylüyor. A noktasındaki ivme var. Toplam ivme var. A noktasındaki hız var. Ve teğetsel ivme de sabit. Şimdi şu şeyi kullanacak olursak eğer şunu söyleyeceğim. A ile C arasındaki teğetsel ivme sabit. A ile C arasındaki mesafe biliniyor. A noktasındaki ve C noktasındaki hızlar biliniyor. Tamam? Dolayısıyla bunu A'dan C'ye giderken ne kadar yol aldığını biliyoruz. İvmesinin sabit olduğunu biliyoruz. Ama A'dan C'ye ne kadar sürede gittiğini bilmediğimiz için bu bize zamansız hız formülünü kullanabileceğimizi ile ilgili bir ipucu veriyor. Şu denklemi hatırlayınız birinci dersimizde. A çarpı DS. Ama bu hangi A'dır? Teğetsel ivmedir. Unutmayın. Teğetsel ivme söz konusu kat edilen mesafe ise ivme teğetsel ivmedir. Eşittir V çarpı DV. Bu bir diferansiyel denklemdir ve AT'nin de sabit olduğu bize söylenmiş. Bundan dolayı bu denklemi, diferansiyel denklemi çözerken, her iki tarafı integre ederken AT integral dışında kalır. Sınırlarımızı koyalım. Burası arkadaşlar VA ise şurası cismin A noktasındaki konumu. Şurası SA olsun. Şurası da SC olsun. Cismin C noktasına sahip olduğu konum SC. A noktasına sahip olduğu konum SA. Dolayısıyla VA iken konumu SA, hızı VC iken konumu da SC olacak. Sol tarafın integrali S, üst limit eksi alt limit SC eksi SA. Yani kat ettiği yol olur orası. Şurası AT çarpı SC eksi SA. Eşittir. Burası da V kare bölü 2. Üst limit koyarsak VC kare bölü 2 eksi VA kare bölü 2 olacak. Burayı biz AT çarpı SC eksi A ya da şurası aynı zamanda delta S'dir. Yani cismin A ile C arasındaki kat ettiği yoldur, mesafedir. Onun da 120 metre olduğunu zaten biliyoruz. Buradan bir tek bilinmeyen teğetsel ivme arkadaşlar. Onu bulabiliriz. Burası AT çarpı 120 metre eşittir. 27.78'in karesi eksi 13.89'un karesi bölü 2. Bir de 120'ye bölersek bölü 240 olacak değil mi? Şurası katsayı olarak 120'di. Bir de 120'ye böldüm AT'yi yalnız bırakmak için. Şurası 240 oldu. Birimi metre bölü saniye kare olacak çünkü uygun birimleri seçtim. Ondan dolayı teğet ivmemiz ne oldu değerli gençler? Sonuç bakalım burada var mı? Evet. Sonuç eksi çıkıyor. Eksi 2 nokta. Hayır sonuç. A noktasındaki hızı 100 kilometre bölü saat. Evet, VC'den VA'yı çıkarmadık mı? Ha burada evet, burada sınırları yanlış koyduk, değil mi? Tamam.
Dolayısıyla şurada VC'den VA'yı çıkaracak. VC'nin değeri 13.89, VA'nın değeri 27. Bilmem ne. Dolayısıyla burası 13.89'un karesi eksi 27.78'in karesi. Dolayısıyla negatif çıkacak. Eksi 2.41 metre bölü saniye karelik bir ivmesi var. Demek ki bu adam sürücü her neyse arkadaşlar AC arasında ne yapmış? Frene basmış. Hızı sabitlemek için. Zaten buradaki hızı 100, buradaki de 50 kilometre bölü saat olduğundan dolayı ivmenin negatif olması gerektiğini zaten anlıyoruz. Burası A noktasındaki teğetsel. Bize ne sormuştu A şıkkında arkadaşlar? A, evet. A noktasının eğrilik yarıçapını soruyor, değil mi? Biz A noktasındaki, şimdi bu teğetsel ivme sabit olduğu için A noktasındaki teğetsel ivme de budur. B noktasındaki de budur. C noktasındaki de budur. Dolayısıyla A noktası için teğetsel ivmenin değerini biliyorum. Eksi 2.41'i biliyorum. Toplam ivmeyi biliyor muyum? Biliyorum, vermiş. Peki toplam ivme nasıldı arkadaşlar? Toplam ivme eşittir karekök içerisinde teğetselin karesi artı normalin karesiydi, değil mi? Karekök içerisinde. Dolayısıyla sol tarafında karesini alırsam böyle olur. Bize toplam ivmeyi vermiş 3 metre bölü saniye kare. Biz teğetsel ivmeyi bulduk. Eksi 2.41 metre bölü saniye kare. Buradan biz A noktasındaki normal ivmeyi bulabiliriz. Tamam. Yani A noktasında bu arabanın hızının yönünün ne kadar hızlı değiştiğini ifade ediyor. Normal ivmenin anlamı. Burası 3 metre bölü saniyenin karesi olacak. Şurası eksi 2.41'in karesi olacak ama karesi alındığı için her halükarda pozitif olacak. Burası da AN'nin karesi olacak. Bu işlemi yaparsanız eğer normal ivmenin, hemen yapalım. 3'ün karesi 9. Eksi şurası 2.41 karesi aldığı için pozitif olacak ama sola geçtiği için yine negatif olacak. Eksi 2.41'in karesi. Bir de kare kökünü aldık mı? 1.79. 1.79 metre bölü saniye kare olarak normal ivmeyi bulduk. Şimdi arkadaşlar A noktasının eğrilik yarıçapına geliyorum. Yine A noktası için A noktasındaki ivmenin tanımı normal ivme A noktasındaki çizgisel hızın karesi bölü eğrilik yarıçapı A noktasının. Buradan A noktasının eğrilik yarıçapı A noktasındaki çizgisel hızın karesi bölü A noktasındaki normal ivme. A noktasındaki çizgisel ivmeyi biliyoruz arkadaşlar. O da şurası 27.78 metre bölü saniye kare. 27.78'in karesi. Normal ivmeyi de az evvel buldum. 1.79 metre bölü saniye kare. Dolayısıyla A noktasının eğrilik yarıçapını buradan bulmuş oluyoruz. Bölü 1.79. 431 metre. Eğrilik yarıçapı bu. Tamam. Peki. B şıkkı neydi arkadaşlar? B noktasındaki ivmeyi bulun diyor, değil mi? Şimdi B noktası düz bir çizgi üzerinde belli ki. Yani eğrilik yarıçapı sonsuz olan bir yol üzerindeki herhangi bir nokta. Burada herhangi bir eğrilik yok. Sonra tekrar yörünge eğrileşiyor. Dolayısıyla B noktasının eğrilik yarıçapı sonsuz. Düz bir çizgi olduğu için. O halde B noktasının normal ivmesi ne olur? Sıfır olur. B noktası için AN eşittir sıfır. Çünkü rho B eşittir sonsuz. Tamam? Bundan dolayı. Peki. O halde B noktasının teğetsel ivmesi neydi arkadaşlar? Eksi 2.41 metre bölü saniye kare. Çünkü B noktası da olsa A da olsa C de olsa teğetsel ivme her yerde sabit olduğuna göre
2-2.41 metre bölü saniye kare aynı zamanda B noktasının da teğetsel ivmesidir. Ve B noktasının toplam ivmesi o halde teğet ivmenin karesi artı normal ivmenin karesi -2.41'in karesi artı 0'ın karesinin karekökü, o da 2.41 metre bölü saniye kare olacaktır. Tamam? B noktasında tek bir ivmesi var. O da teğet ivme. Onun da büyüklüğü 2.41 metre bölü saniye karedir. Evet. C şıkkı, C noktasının neydi? Evet, C noktasının toplam ivmesi. Şimdi arkadaşlar, C noktası için. C noktasının teğet ivmesini biliyoruz. -2.41 metre bölü saniye kare. Normal ivmeyi de bulursam toplam ivmeyi bulmuş olurum. Normal ivmeyi de bulabilirim. Çünkü C noktasının çizgisel hızını biliyorum ve eğrilik yarıçapını biliyorum. O halde C noktasının normal ivmesi eşittir VC kare bölü ρC. Bu da eşittir 13.89 metre bölü saniye karenin karesi bölü 150 metre. Bu da eşittir 9'un karesi 13.89'un karesi 192.93 değil mi? Evet. Bölü 150 1.29 metre bölü saniye kare. Dolayısıyla C noktasının toplam ivmesi -2.41'in karesi artı 1.29'un karesinin karekökü olacak. O da 2.41'in karesi artı 1.29'un karesinin karekökü 2.73 metre bölü saniye karelik bir toplam ivmeye sahiptir. Bir örnek daha çözmeye vaktimiz var mı? Bir örnek daha çözebiliriz herhalde. 5-10 dakikamız var. Çünkü biraz da geç başlamıştık. Şu formüller gerek yok. Formüller aklımızda zaten. Evet, bu soruyla ilgili arkadaşlar kafanıza takılan bir nokta varsa lütfen sorunuz. C noktasının toplam ivmesini soruyor. C noktasının teğet ivmesi -2.41 metre bölü saniye kare. Çünkü AC yolu boyunca bu ivme sabit. C noktasının normal ivmesi de bulmamız lazım. Normal ivmenin formülü çizgisel hızın karesi bölü eğrilik yarıçapı. Çizgisel hızı vermiş zaten. 13.89 karesini aldım. Bir de eğrilik yarıçapı 150'ye böldüm. O da C noktasının normal ivmesi oldu. Şimdi neyin değeri? AT -2.41. AN de 1.29. Evet. Bir tane soru arkadaşlar çözelim. Şöyle bir kırmızı kalemle çizelim onu. Şöyle bir eğrisel yörüngemiz var. Burada bir roketin hareketini inceliyoruz şimdi arkadaşlar. Bu eğrisel yörünge üzerinde hareket eden bir roket var. Tamam.
Ve roketin izlediği yol bu. Şimdi şu yörüngeyi sonradan çizelim. Çizin arkadaşlar. Evet. Şurası. Altı metre bölü saniye karelik bir hız. Şu açı 15 derece. Şimdi bu eğrisel yörünge üzerine hareket ediyor. Buradaki tam yerin merkezine doğru yer çekimi ivmesi. Buradaki değeri 9 metre bölü saniye kare. Evet, verilenler bu. Sonra şurası C noktası. C noktasının eğrilik yarıçapı. C noktası. Normal teğet koordinat sistemini kullandığından dolayı teğet eksenimiz şurası. Ona normal olan eksenimiz de burası. Tamam? Evet, şekil bu arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde bir roketimiz var. Bir eğrisel yörünge üzerinde hareket ediyor. Herhangi bir anda, tamam mı? Her an değiştikçe açı da değişebilir, hızlar değişebilir ama herhangi bir anda roketin şu yöndeki hızı teğet yöndeki değil, normal yöndeki de değil, yatay yöndeki hızı 6 metre bölü saniye kare, pardon, hızı değil arkadaşlar, pardon, ivmesi. Çok küçük bir hız zaten. Bu yöndeki ivmesi. Tamam. A. Burası A olacak. Aman. Bu kadar küçük bir hız olmaz. O andaki hızı da farklı bir değer zaten. Onu yazacağım zaten. Şekli çizelim. Evet. Bu roket böyle hareket ediyor. Herhangi bir anda şu açı 15 derece. Yatay yöndeki ivmesi 6 metre bölü saniye kare. Bir ivmesi daha var yer çekiminden dolayı. O da 9 metre bölü saniye kare olarak kitapta vermiş. Çünkü normalde arkadaşlar biz yeryüzüne yakın yerlerde yer çekimi ivmesini 9.8 metre bölü saniye kare olarak alıyoruz. Ancak yer çekimi ivmesi esasen yüksekliğin bir fonksiyonudur. Yukarı doğru çıkıldıkça bu değer azalır. Eğer roket hareketlerinden filan bahsediyorsak, uyduların hareketinden bahsediyorsak yer çekim ivmesi 9.81'den birazcık daha küçüktür. Ondan dolayı bu değer 9 olarak verilmiş. Çünkü yüksekliğin bir fonksiyonu. Buradaki iki tane ivmesi var herhangi bir anda. Teta açısı 15 derece olduğunda iki ivmesi var. Bir, roketin motorundan dolayı öne doğru, sağa doğru sahip olduğu ivme. İki, yer çekiminden dolayı aşağı doğru sahip olduğu ivme. Ve koordinat eksenimiz de N ve T böyle çizilmiş. Bu andaki hızı da, onu da yazayım. Tam bu anda ivmesi bu iken hızı da 20.000 kilometre bölü saat olarak verilmiş. Tamam mı? Pardon, 12.000 kilometre bölü saat. Evet, 12.000 kilometre bölü saat. Şimdi ben soruyu zaten söyledim çoğunu. Değerler de üstünde yazılıyor. Soruyu bir daha yazdırmayacağım. Direkt soruyu soracağım. Evet. Evet, şöyle yazın. Yandaki şekli dikkate alarak A şıkkı. A şıkkı. Verilen değerler için eğri yörüngenin eğrilik yarıçapı nedir? B. Verilen değerler için yörüngenin eğrilik yarıçapı nedir? B.
Hız hangi oranda artmaktadır? B şıkkı, hız hangi oranda artmaktadır? C. Toplam ivmeyi, roketin toplam ivmesini bulunuz. Roketin toplam ivmesini bulunuz. Şimdi arkadaşlar problemi tekrar edelim. Bir eğrisel yörüngemiz var. Bir roketin hareketi söz konusu. Motoru çalıştığından dolayı yatay yönde bir ivmesi var herhangi bir anda. Açı 15 derece olduğu an ivme 6 metre bölü saniye kare roketten dolayı. Yerçekim ivmesi aşağı doğru 9 metre bölü saniye kare. Bu anda hızı, ama hangi hız bu? Teğet hız olması lazım değil mi? Yoksa diğer hız mı? Bakayım bir sorunun metnini okuyalım. Evet. Hayır. 15 derece... Bir dakika. Evet. Evet. Hızın yönü şu yön olacak arkadaşlar. Teğet yönündeki hızı. Tamam. Şu 12 bin kilometre bölü saatlik hız şu. 12 bin kilometre bölü saatlik hız. Tam bu anda cismin hızı da bu. Ama bu hız sürekli değişiyor değil mi? Bu herhangi bir andaki hızı. Bize böyle bir problem verilmiş ve neyi soruyor? A şıkkında neyi sormuştu? Okusun birisi. Şunun eğrilik yarıçapını soruyor değil mi? Yörüngenin eğrilik yarıçapı. Şimdi öncelikle arkadaşlar toplam ivmesini yazalım biz. Şimdi bizim tam şu anda bu roketi kütle merkezi G noktasıyla temsil edebiliriz. Sanki bütün kütlesi bu G noktasına konsantre olmuş. Topyekün roketi bir noktayla temsil edebiliriz. Dolayısıyla noktasal bir cismin bu eğrisel yörünge üzerindeki hareketin dikkate alıyoruz. Toplam ivmesi şudur. Bir teğet ivmesi ET yönünde artı normal ivmesi olacak EN yönünde. Şimdi biz bu ivmeleri zaten burada aslında vermiş. İki tane ivmesi var. Bakın arkadaşlar şu ivmeye bakın. Şimdi önce normal yöndeki ivmeye bakalım. Normal yöndeki ivme, cismin iki tane ivmesi var. Bir motorun hareketine dolayı sahip olduğu ivme. İki yer çekimi ivmesi. Dolayısıyla N yönündeki ivmeyi hesaplayalım. Şimdi bu iki eksen birbirine dik. Şurası yatay eksen. Burası da tam yerin merkezine doğru olduğu için. Dolayısıyla şuralar da dik olacak. Ondan dolayı şurası da 15 derece olacak. O halde normal yöndeki ivmenin büyüklüğünü şöyle yazarsam. 9 çarpı kosinüs 15 eksi şu ivmenin şu yöndeki hareketi olacak. 6 çarpı sinüs 15 yazdım. Bunda bir sıkıntı var mı? Bakın iki tane ivme vektörü var. Bu ivme vektörünün normal yöndeki bileşenlerini yazıyorum. Birincisi şu. 9 çarpı kosinüs 15 artı n yönündeki bileşeni olmuş oldu. Ama sadece bu değil. Bir de a'dan a'nın eksi n yönündeki, şu yöndeki bileşeni var. O da 6 çarpı sinüs 15 olmuş oldu. Dolayısıyla normal yöndeki toplam ivmesi bu olmuş oldu. Şimdi teğet yöndeki ivmeyi yazalım. Teğet yöndeki ivmesi de arkadaşlar şu yöndeki ivme. Bir yer çekim ivmesinden dolayı 9 çarpı sinüs 15 ikisi de pozitif yönde artı 6 çarpı kosinüs 15 değil mi? Buradan normal ve teğet ivmeyi bulmuş olduk. Dolayısıyla ben normal ivmenin büyüklüğünü biliyorum. O zaman normal tam bu andaki hızı da biliyorum. Kilometre bölü saat, ama onu neye çevireceğiz? Metre bölü saniye çevirelim. 3.6'ya bölelim. Sonra C noktasının eğrilik yarıçapını bulabiliriz. C noktasının eğrilik yarıçapı V'nin karesi bölü normal ivme olmuştur. Tamam. Bu hesapları siz yapın. Şimdi vaktimiz kalmadığı için ben diğer hesapları yapmıyorum.
Bunu size ev ödevi olarak vermiş olayım ama nasıl çözülmesi gerektiğini biliyorsunuz. En azından birinci şıkkı ben çözmüş olayım. Diğer şıkları arkadaşlar siz çözmüş olun. Bir ara verelim. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Efendim?